Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla, unutma. Sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Tamam. Evet, biliyorum orayı Kartal Bey. Orada kalıyor demek. Tamam. Şimdi ne konuştuk ya? Ne konuştuk ya? Taksi. Taksi bulmam lazım. Ya kafamı dinleyeyim nasıl ha? Kendini düşünmenin sırası mı? Vallahi kusura bakma Kuzey. Sen bana hep diyordun ya, biraz da kendini düşün diye. Düşünüyorum işte. Geç oldu biraz ama artık kendimi düşünüyorum. Ben herkesten, her şeyden daha değerliyim. Peki ya biz? Peki ya ben? Ben ne olacağım? Vallahi artık yeter Kuzey. Ben kimse için kendimi incitemem artık. Herkes bana kötü diyor, kötülüyor, kınıyor, yuva yıkıcı diyor. Vallahi ben çekemem artık bunları. Aa, kendini melek gibi gösterecek ya ondan. Hep şov ya. Yemin ederim hayatı şov bunun ya. Pislik. Bunun müstahak oluyor. Ya gerçek mi bu ya? Ya bunları sen mi söylüyorsun Sıla? Ya yapma, biz aşkımızı düşüneceğiz. Başkaları bizim umurumuzda değil. Ya el alemden bize ne? Biz aşkımızı düşüneceğiz. Aşkımız için yaşayacağız. Pes etmek olmaz. Uzatmaya gerek yok Kuzey. Biz bir kez ay görüşmeyelim. Telefonla bile görüşmeyelim. Bakalım bu kadar zorluğa göğüs gelecek kadar seviyor muyuz birbirimizi? Çok seviyoruz. Öyle mi? Benim sevgimden emin değilsin yani ha? Söylediklerimi çarpıtma Kuzey. Çarpıtmıyorum ben. Kuzey, ben emin değilim. Yani herkesin bakışı, sözü, ben çekemem bunları daha fazla. Yok, yapamam. Emin değil misin? Hı? Bana bunu söyle, emin değil misin? Evet. Bir gün eğer bu kargaşa biter de tekrar karşı karşıya gelirsek o zaman bakarız. Birbirimize hala istiyor muyuz? Anlarız. Buna ben de emin olamam Sıla. Beni ilk fırsatta böyle terk eden bir kadın, bilmiyorum, onun sevgisinden emin olamam. İşte bu. Tamam. Tamam Kuzey. Biter o zaman. Biter gider. Tüh, yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Ah ben Hacı teyze ya. Sen nereden çıktın? Senin sevgin bu kadar mıydı ha? Bir bahar kadar olamadın, bahar kadar. Tüh sana! Yiyin birbirinizi işte. Şimdi anlarsınız değerimi. Ya
delirdin mi sen? Ben seninle nefes egzersizi falan yapmam. Kızım bir sakin ol. Öpüşelim mi dedim sana? Nefes dedim, yapalım işte. Asla olmaz. Hadi ama. Neyin tavrı bu? Eğer sadık eş tavırlarıysa bırak bu ayakları. İkimiz Ege'nin seninle sadece çocuk için birlikte olduğunu biliyoruz. Fark etmedin mi sanıyorsun? Ameliyatını verdin ve gözlerin içi parladı. Şu kadarcık ilgiye bile açsın. Ben Ege'yi seviyorum. Sev, istersen şu dev ekranlı televizyonu sev, şömineyi sev. Ama şunu bil ki, bu saydıklarımdan bir farkı yok Ege'nin. Ne saçmalıyorsun ya sen? Saçmalamadığımı sen de biliyorsun. Bak ben buradayım. Adam umursamadan çekti gitti. Bir insan sevgilisini gram kıskanmıyorsa ortada aşk yok demektir. Sen benden ne istiyorsun? Benimle nefes egzersizi yaparsan ne istediğimi söylerim. Güzel, bu iyi bir başlangıç olacak. Niye inmiyor ya bu? Ne yapıyor ki 10 dakikadır arabanın içinde? Görelim bakalım Cihan'dan ne istiyorsun? İşte Sıla bu. Tamam anneciğim sen karışma. Ya nasıl karışmam be? Karışırım. Ya Bahar senin Sıla'ya aşık olduğunu bile bile hiç konuşmadı. Her şeye katlandı. Ama bu daha ilk günden terk etti seni. Şunların haline bak. Nasıl da güneniyorlar. Gülün gülün siz gülün. Son gülen iyi güler. Ya anneciğim abartma, kör öldü, badem gözlüm oldu. Oğlum sen de gözünü aç artık, tamam. Bahar da bir sürü hata yaptı. Ama o hep seni sevdiği için yaptı. Ya Sıla? Sen onun için kariyerini tehlikeye attın. Ama o ne dedi? Önemli olan benim dedi. Kimse bana laf söyleyemez dedi. Tamam. Hadi çok soğuk oldu. Hadi geçelim içeri, içeride konuşuruz hadi. Bak bak nasıl kolluyor. Anası üzülmesin diye. Hayır hiçbir yere girmeyiz. Burada konuşacağız. Söylediklerim yalan mı ha, yalan mı? Anne tamam bak yine konuşalım ama içeride konuşalım. Hadi soğudu hava, hadi geçelim. Hayır konuşacak ayrıca bir şey yok. Bana bak sana da ortalık karışık. Biraz birbirinizden uzak dur dedim. Ama sen zaten fırsat kolluyormuşsun. İlk fırsatta gittin. Ya utanmıyor musun sen benim evladımın yuvasını yıkmaya ya? Anne, lütfen tamam. Ah ben Naci anne ya. Ne yaptın ya? Ya? Söyle, söyle. Ağzına geleni söyle Naci ya. Bunun için mi ihanet ettin, kapıyı attın kardeşine ha? Madem sevmeyecektin, madem çekemeyecektin, ne diye Bahar'ın günahına girdin ha? Söyle! Hay ağzına sağlık Naci'ye. Ağzına sağlık. Şey ya biz de şey için gelmiştik de dün olanlar için ben açıklama yapmak istiyordum Kuzey sana. Biraz konuşalım mı? Hadi. Buyurun, buyurun. Hadi. Buyurun, buyurun. Bağdaş kuruyoruz. Düğüm değil, bağdaş. Ben şimdi senin düğüm yapacağım ama. Çocuklar,
İyi misiniz? İyiyiz iyi. Melis tutturdu da nefes egzersizi yapalım diye. O ne? Ben mi tutturdum? Doğumu kolaylaştıran bir yoga türü. Nefes üzerine odaklı. Vallahi beni şaşırtıyorsun be Gökhan. Ha? Sen bunları da mı biliyordun? İşte biraz. Melis öğretecek bana. İyi. Hadi bakalım. Kolay gelsin o zaman. Kızım. Gel bakayım güzel kızım. Seni de bir öpeyim. Oh, hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayır, neden yalan söylüyorsun? Ben mi tutturdum sana yapalım diye? İyi oldu, iyi. Şimdi ben istedim desem kim bilir ne diyecek, niye diyecek? Odaklanmamızı engelleyecekti. Sen bu egzersizin ne işe yaradığını biliyor musun? İnşallah böyle kulaktan dolma bilgilerle gelip burada atıp tutmuyorsun bana. Yok yok, biliyorum. Doğum esnasında burada aldığın nefesi hatırlayacaksın. Burada aldığın nefes seni rahatlatacak. Biliyormuşsun. Şimdi burundan alıp ağızdan veriyoruz. Gözleri kapat. Bir, iki, üç. Hadi. Vallahi çattık. Hile yok ama. Tamam mı? Yaptıktan sonra da derdinle benden ne istiyorsun söyleyeceksin. Kapat gözleri. Nefes. Derin derin ver. Kim bu kadın ya? Ne konuşuyor ikisi? Efendim Cihan. Zeynep nasılsın? Her şey yolunda mı? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? İyi iyi, merak etme. Sen niye kısık sesle konuşuyorsun? Ben okuldayım ya. Koridordayım ya. O yüzden. Ya anladım. Bugün eve uğradın mı hiç? Yok, sen teyzeme gideceğim, işte eve uğramayacağım dediğin için ben de gitmedim eve. İyi, boşuna uğrama o zaman, uğrayacaksan da. Ben bugün teyzemde kalırım. Tamam tamam, hadi görüşürüz biz sonra. Zeynep. Melis canını sıkacak bir şey yaptı mı senin? Yok yok, merak etme ya sen beni. Ege saçma sapan bir şey söyledi mi? Yok Cihan'cığım, merak etme. Hadi biz sonra görüşürüz, hadi. Hadi bay bay. Bir haltlar dönüyor ama şu an her şeyden önemli bir işim var. Nerede lan bu gönül? Nerede? Ne oluyor ya? Hayır, tam Cavidan'la bari sizin konuştuklarınızı duydu. İnandı ayrıldığınızda. Naciye teyze çıktı ortaya. Hayır, o da ayrılığınızı gerçek sandı. Çok kızdı bana, çok. Ya Kuzey, doğruyu anlatmamız lazım ona. Çağırıp da anlatsak olmaz mı? Gerek yok. Belki böylesi daha iyi oldu. Ya ama olmayan bir şey için üzdüm onu. Ben böyle olunca çok suçlu hissediyorum kendimi. Sinan, üzülecek bir şey yok. Tamam, şimdilik böyle. Nereye olsa yakında öğrenecek gerçeği. Tamam. Üzme sen kendini. Hiç beklemezdim bunu Sıla'dan. Hiç. Bak, iki günde tartıştılar, birbirlerine girdiler ha. Ya ne iki günü? 24 saat bile sürmedi. Öyle mi olmuş Naciye anne? Eğer öyle olduysa yazıklar olsun Sıla'ya yani. Ya sen yat kalk şükret ya. Sarımsağı gelin etmişler. 40 gün kokusu çıkmamış. Neyse ki Sıla'nın 3 günde çıktı. Boş ver Allah aşkına. Evet Bahar, seni dinliyoruz. Ben seninle konuşmak istemiştim. Konuşabilirsin, benim gizlim saklım yok. Oğlum, bu kız sana biraz önce neler söyledi, sen hala Sıla mı diyorsun ya? Sıla bana ne söylemiş anne benim? Sen yanlış anladın galiba konuları. Biz sohbet ediyorduk sadece, bir şey yok. Sıla bana bir şey söylemedi. Yok, gayet de doğru anladım. Sen yanlış anlamışsın, yanlış. Gel ben sana doğrusunu anlatayım anneciğim, gel. O ne demek istedi biliyor musun?
Sıla demek istedi ki. Cihan'a sevgilerimi iletmeyi unutmayın lütfen. Elbette. Seve seve. Sizin Cihan'a yaptığınızı bu dünyada hiç kimse yapmaz. Emin olun, içinde iyilik olan herkes yapardı bunu. Hale bak ya. Hale bak. Ya böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ege. Zeynep. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada bu kadınla? Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Cihan'ın peşinde misin sen yine? Sen niye Sıla ile kavga ettiğimizi söylüyorsun? Niye insanların ağzına laf veriyorsun? Ne var bunda ya? Niye saklıyorsun ki? Ya anneciğim bilmesinler. İstemiyorum. Ha, utanıyorsun değil mi? Çünkü sen Sıla'yı Bahar'a o kadar savundun ki şimdi Sıla'nın gerçek yüzünü görünce kötü oldun. Anne bak Allah aşkına. Bak zaten canım çok sıkkın. Lütfen bir de sen yapma. Anladım ben anladım. Sen Bahar'la Cavidan'ın haklı çıkmasını hazmedemiyorsun değil mi oğlum? Kıyamam sana ya. Kız, bu Sıla beni bile şaşırttı ya. Resmen salak bu kız. Kendini rezil etti ya resmen. Ya neyse ne anne, neyse ne. Tamam mı? Sen şimdi içeri git, Sıla hakkında düzgün konuş. Onlara da hiçbir şey belli etme, tamam mı? Ben Sıla'yı seviyorum, bu kadar. Bunu bil yeter. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Kız sana ayrı kalalım diyor. Gideceğim diyor. Sen hala ne düşünüyorsun? Ya ben onu ikna ederim anne. O da haklı. Yaşadığı bunca şeyden sonra ne yapsın kız? Ay anladım. Kesin sana büyü yaptılar, kesin. Yoksa bu kız senin sevgini hak etmiyor oğlum. Anne, bak senden rica ediyorum. Sıla ile ilgili güzel konuş, tamam mı? Kuzey! Sıla gitti. Ne? Sıla gitti. Kuzey de hiçbir şey söyleme dedi. Heh, bak, gör işte. Ne? Nasıl gitti ya, nereye gitti? Ay ne bileyim öyle, çekti gitti. Anne. Bak sakın içeridekilere bir şey belli etme, tamam mı? Allah kahretsin. Kız arkasına bile bakmadan. Ya ben bunu böyle gideceğini bilseydim bu kadar oyun eder miydim ya? Boşuna yordum kendimi. Hadi, hadi gidin siz. Merak etmeyin, buralar bende. Nereye gidiyoruz ki? Cihan'ın peşinde falan değilim Zeynep. Nereden çıktı bu? Telefonda konuşurken duydum seni. Ha sen onu mu diyorsun? O ya, o. Ege, bana bak. Bana yine yalan söylemeye kalkma sakın. Ya ben sana yalan falan söylemedim Zeynep, bak. Ya sen önce bu kadın kim? Bana hemen onu söyle. Geçen sefer tutturamadım ama şimdi sevgilisini aldın getirdin herhalde. Zeynep, bak fazla ileri gitme istersen. Merhaba, Duru ben. Peki Cihan falan diyordunuz. Oğlum, bugün doğum günü.
7 yaşına girecek. Ege ben ameliyattayken söz vermiş. Her şey güzel olacak. Sana pasta alacağım falan diye. Nasıl yani? O Cihan benim Cihan değil mi? Sizin Cihan? Senin Cihan değil. Peki nasıl bir tesadüf acaba bu Ege? Vallahi ben de anlamadım Zeynep. Siz az önce Ege'nin ellerini tuttunuz. Ne oluyor peki? Melodi'nin organlarını bağışladım ben. Kalbini de Duru'ya verdiler. Ne? Bugün hayattaysam Ege'nin sayesinde. Melodi sayesinde. Zeynep. Çok özür dilerim. Zeynep. Yıldız. Hı. Kuzey nerede? Onunla konuşacaktık. İşte ilgili aradılar onu. Onların toplantıya katıldı. Gelir birazdan. İyi. Sen ne konuşacaksın Kuzey'le? Ya bu son durumlar işte. Boşanma şeysine. Hatırladığım kadarıyla boşanmıyordun Kuzey'den Bahar. Sıla'nın yüzüne karşı metres olacaksın falan diye bağırmıştın. Çekişmeli olacak demek ki ha? Hayır, ne konuşacaksın ki? Sana ne Yıldız? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Hizmetçiye bak. Sana ne hakikaten? Hadi yürü. Hadi işine bak. Video çekmişsin. Evet, onu da konuşacaktım Kuzey'le. Yani ben o üzüntüyle, o öfkeyle paylaşmışım işte. Naciye, bak şimdi. Kızın yaşadıkları normal değil. Bütün bunlara rağmen Kuzey beni ablamla aldattı. Gitti o ikisi kırıştırdı falan demedi ya. Ne oluyor, sen laf mı dinliyorsun orada? Ben duydum ki Sıla gitmiş. Yani Sıla Kuzey'i bırakıp gitmiş, öyle mi? Bak, gel biz şu Bahar'la Kuzey'in arasını yapalım. Sen bu Bahar kadar Kuzey'i seven birini bulamazsın ya. Gördün mü? 2 dakika dayanamayıp gitti. Hazır gitmişken biz bu yuvayı kurtaralım. Hadi koş koş. Kuzey biz ne yapıyoruz? Bilmem. Zahir biz niye koşuyoruz? Bilmem ki. Ben senin yanındayken resmen çocuk oluyorum. En son çocukken bu kadar koşmuştum. En son çocukken bu kadar mutluydum. Geç kaldığım şeyler var, şimdi yapmak istemedim. Vazgeçtim söylemekten, ağlamaklı sözlerim var. Yaşanmamış yıllarım için kopar fırtınalar. Sevilmeden biten aşklarım var. Çocuk gibi düşerim, kanar dizlerim gibi kalbim, nazlanırım, sızlanırım. Bir dokunuşla açar yüreğim.
Her gün son günüm gibi, yarın olmuş dünüm gibi. Sevmeli, sevilmeli, ölmek gibi, yanmak gibi. Her gün son günüm gibi, yarın olmuş dünüm gibi. Sevmeli, sevilmeli, ölmek gibi, yanmak gibi. Sevmeli, sevilmeli, ölmek gibi, yanmak gibi. Her gün son günüm gibi, yarın olmuş dünüm gibi. Sevmeli, sevilmeli, ölmek gibi, yanmak gibi. Her gün son günüm gibi, yarın olmuş dünüm gibi. Sevmeli, sevilmeli, ölmek gibi, yanmak gibi. Sevmeli, sevilmeli, ölmek gibi, yanmak gibi. Sevmeli, sevilmeli, ölmek gibi. Zeynep, iyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim. Ben senin Cihan'ın peşindesin zannettim. Ne zaman oldu bu? Melody öldükten hemen sonra. Melody'nin diğer organları birçok insana can oldu. Duru ameliyattayken oğlu Cihan buldu beni. Annesine götürdü. Melody can verirken bir anneye, evladına umut oldu. Ama benim bildiğim kadarıyla organ nakli bulunmuyordu. Evet, bulunmuyordu. Ama ben biliyorum ki kardeşim böyle bir şeye vesile olmaktan mutluluk duyardı. Annem kararı bana bırakmıştı. Ben de böyle bir karar verdim. Doğru olan da buydu bence. Biliyor musun? Duru'yu ameliyattan bir hafta sonra ziyaret ettiğimde canı çikolatalı kurabiye çekmişti. Melody'nin en sevdiği. Evet. Tarifi bilmediğim için yapıp götürememiştim. O an anladım ki Melody aramızda. O artık bir annenin evladına sevgisi, mutluluğu oldu. Ne güzel bir insansın sen. Hadi gidiyoruz. Nereye? Ben o tarifi biliyorum. Birlikte yapacağız. Hadi. Ege, hadi lütfen. Hadi. Hadi Ege, hadi. Thank you.
Kuzey. Hı. Ya evde kıyamet kopuyor, biz burada aylaklık yapıyoruz. Oh, çok iyi yapıyoruz. Bence aylaklık çok güzel bir şey. Allah Allah, o nedenmiş? Neden? Çünkü bize yıllarca hep çalışmak yüceltildi. Çalışmak öğretildi. Sence niye? Niye? Çünkü bu dünyada işleri koşturacak hep birilerine ihtiyaç var. Mesela bu geçmişte de böyleydi. Köleleri düşün, her zaman çok çalıştırılırdı. Niye? Niye? Niye biliyor musun? Düşünmeleri için onlara yeterince zaman verilseydi dururlardı ve konumlarını sorgulamaya başlarlardı. O yüzden durmaları istenmez. Bak bize, çalışmak erdem, aylaklık hep böyle kötü bir şeymiş gibi gösterir. Aslında aylaklık iyi. İnsanların arada tembelliğe de ihtiyacı var. Ne güzelmiş bu, çok hoşuma gitti. Evet. Tembellik iyi bir şey yani. Tabii ki, tembellik muhteşem bir şey. Tembellik bence çok büyük bir ihtiyaç. Tembellik hakkımız var yani. Tabii ki. Özellikle de aşıksan. Bizim burada aşk izni var, biliyor musun? Tabii, ben mesela aşık olan çalışanlarıma ücretli izin veririm. Çünkü insan aşık olduğu zaman insandır. Ne bileyim, mutluyken sevgilinle bir şeyler yapmak istersin, için taşar, dolar. O yüzden insan aşıkken yaşar bir tek. Ya ben kimsenin yaşama hakkını elinden almak istemem. Sen çok başkasın Kuzey. Çok iyisin. Çok akıllısın. Her güzel şeyin en çokusun sen. Ben seni hak edecek ne yaptım ki? Seni hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen bana sadece böyle bak. Yeter. Kuzey online toplantıda değil sanırım. Sıla'yı bulmaya gitti kesin. Aa, öyle mi Naciye? Nereden biliyorum ya, ben sizinle oturuyorum ya burada. Vallahi Kuzey böyle bir şey yaptıysa çok büyük hata eder. Bak, Sıla iki lafa dayanamadı gitti. Ne demek öyle? Vallahi ben sana söyleyeyim. Senin kaynanalığın çok zor. Ayol, kaynana mıyım ben ha? Benden kaynana olur mu? Anneyim ben, anne. Neyse, şimdi eğer oturalım, doğru konuşalım. Sen bu kız senden geç kalksa laf ettin. Biraz alışverişi abartsa demediğini bırakmadın ya. Anne, tamam. Külliyen yalan. Bak şimdi, zaten oğlunun yanına mıhlanmış kalmışsın. Bu devirde hangi gelin kaynanasıyla oturmayı kabul eder? Anne ama yani... Hayır, sadece kendin de değil ki. Hülya da burada kalıyor. Bu kızım hiç sesini çıkarmadı ya. Yani Cavidan, kendi evimize bile sığamaz olduk artık sizin yüzünüzden ya. Şimdi kişi kendi yerini kendi yapar. Ama ne sen ne de Hülya öyle değilsiniz yani. Yani kıza sürekli kötü davranıyorsunuz. Bu kız yani tatlı yapsa niye tatlısı az? Yemek yapıyor, tuzu çok. Ben Kuzey için her şeyi seve seve yaparım. Lütfen öyle söyleme. Ah, güzel kalpli kızım benim. Tatlı dilli kızım. Bak, bütün bu sevgisi için seni anası, Hülya'yı da ablası belledi. Yeter Cavidan, yeter Allah aşkına ya. Kafamı kazan gibi yaptın yani. Lafım zoruna gitmesin. Bil de aklını başına al diye söylüyorum ben sana. Sıla bunlara dayanmaz. Bak, iki laf duydu, çekti gitti. Yarın bir gün sizi bu evde de tutmaz. Ha, sen o yüzden gel. Biz hazır Sıla gitmişken el birliği yapalım. Bu ikisini barıştıralım, bu yuvayı kurtaralım, ha? Benim oğlum buna asla izin vermez. Naciye, yapma etme. Hazır Sıla gitmişken, bu çocuklar ayrılmadan gel bunları barıştıralım. Bu yuvayı kurtaralım. Thank you.
Bitti. Bu kez kesinlikle bitti. Ne oldu Kuzey, ne bitti? Ne bitti oğlum? Bitti işte anne, bitti. Ne dediysem hiçbir şekilde dinletemedim. Bastı gitti. Ama ben anladım onu. Sıla beni hiç sevmemiş. Benden geçmişin intikamını almak istemiş. Sonra Bahar'la boşanacağımı da söyleyince... gözü korktu belli ki. Gitti işte. Neyse, sonra konuşuruz, tamam? Ne oldu kız? Sıla gitmiş. Bahar, biraz işlerim vardı da kusura bakma. Evet, şimdi konuşabiliriz. Çok mu seviyorsunuz? Küçüklükten tanırım Melis'i. Ceylan değil mi? Evet. Annesinden sonra en çok siz ilgilendiniz onunla. İstediklerimi getirdin mi? Hı hı. Zeytinyağı da damlattım. Harika. Sağ ol. Daha önce Paris'te size çok benzeyen birini gördüğüme çok eminim. Ay, insan insana benzermiş. Doğru, benzer. Ama sizinki şaşırtıcı derecede bir benzerlik. Yani ben bu şehirden dışarı adımımı atmadım desem yeridir. Ay ne oldu bana? Nefes egzersizinde uyuyakaldım. Ah. Krem peynirli ekmek. Böyle ara uykulardan sonra hamile kadınların canı tuzlu bir şeyler çekermiş. Yani öyle de. Beraber olduğumuz o gece. Şş, yavaş ya. O gece mutfakta bir paket kızarmış ekmeği birlikte yemiştik. Dolapta sadece... krem peynir vardı. Evet. Çok lezzetli. Afiyet olsun Melis. Afiyet olsun kızım. Su. Dur. Tamam. Nefes egzersizi bittiğine göre biz bir konuşalım. Sen ne istiyorsun ya benden? Ekmeği niye konuşuruz? Zeynep. Emin misin? Ya eminim. Cihan falan? Ya Cihan teyzesinde. Ayrıca burada da olsa hiçbir şey fark etmez. Yani Melody'yi ne kadar çok sevdiğimi o da biliyor. Madem teyzesi vardı, niye gelip seni o istemedi? Eniştesiyle teyzesinin arası açıkmış, o yüzden. Arası açık ama evinde kalmaya gidiyor, öyle mi? Of, Ege dedektiflik oynamayı bıraksak mı artık? Hadi. Başlıyoruz. Al bakalım. Şaka mı yapıyorsun? Ben de mi? Evet, sen de. Melody istiyor. İkimiz de yapacağız. Peki. Arkadan ya, zor bağlanıyor. Şimdi beyazları sarılardan ayıracağız. Bak, böyle. Bu kadar yani. Evet. Hadi sen de. Tamam, deniyorum. Bak böyle yapacaksın. Yapamadık. Tamam, bir daha deniyorum. Tamam, deniyorum.
Yok, olmadı. Şimdi bununla unu eleyeceğiz. Neden? Daha pürüzsüz olması için. Sen bunu ele, ben de tepsiyi hazırlayayım, olur mu? Tamam, olur. Hadi. Oldu mu? Bir saniyede bir insan 50 yıl nasıl yaşlanır videoları var ya, aynı ona benzemişsin. Öyle mi? Battık. Evet, şimdi böyle yapıyoruz. Benim gibi. Tamam, deniyorum. Tamam. Dur bak, öyle yapmayacaksın. Böyle yapacaksın. Öyle. Hah, tamam. Evet, böyle. Oldu gibi. Nasıl? Bence de oldu. Gayet güzel. Tamam, şimdi çikolataları yapacağız. Tamam. Üstüne atıyoruz değil mi? Evet, şimdi üstünü süsleyeceğiz böyle. Güzelmiş, baksana. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi fırına atıyoruz. Tamam, bir tane kalmış. Bana bak kız. Kuzey ne derse suyuna git. He de. Sıla'nın tam tersi gibi davran ki aranızdaki farkı görsün. Üzme, kızma, sitem etme. Tamam mı güzel? Anne. Aa, bölme lafı mı ya? Allah Allah. Hatta boşanmak istese bile tamam de. Sonra yine kurarsın yuvanı. Görüyor musun bak? Sıla'nın ne mal olduğunu anladı. Ondan kurtulduk. Meydan artık sana kaldı. Güzel kızım, bir tanecik kızım. Tatlı dilli ol, değil mi? Çok hayal kurma anne. Kuzey bana kapıdan ne istiyorsun deyip gönderir. Aa. Çok uzamaz yani bu iş. Aa. Yapma böyle. Sen ponçik düşün ki. Ponçik olsun. Ponçik mi? Pozitif anne ol. Pozitif. Aman neyse ne. Sen dediğimi yap. Alo? Alo Aslı, ne yapıyorsun? Kuzey seni çok özlemiş. Ama daha yeni ayrıldık zaten. Olsun, daha şimdiden çok özledim. Ben de seni özledim. Al şunu Yıldız, engelledim. Bak bu evde kimse Sıla ile konuşmayacak, tamam mı? Sen de. Kuzey, ben hazırım. Tamam, odamda konuşalım. Bir daha söylemeyeceğim. Gel. Salih için teşekkürler. Cihan almış. Akşamları soğuk oluyor ya. İyi misin? İşte, iyiyim. Seninle burada bir bardak salep içmek bile uzun zamandır yaptığım birçok şeyden daha fazla mutlu etti beni. Sanırım seni benden başka birinin mutlu etmesi sinirlerimi bozuyor. Neden?
Çünkü mutlu olunca insanları da mutlu eden, onların içindeki bütün karanlık o gölgeleri götüren nadir insanlardansın. Yani bunu kaybettiğim için çok üzgünüm. Benim neyime aşık olduğumu bilmiyorum ama işte ben senin bu haline aşık oldum. Doğallığına, insana verdiğin o huzura. Ben senin dürüstlüğüne aşık oldum. Hani bugün sana sarıldım ya. Evet. İşte beni kurtardığın o güne gittim. Ben senin merhametine, dürüstlüğüne aşık oldum. Sen benim bu hayatta tanıdığım en güvenilir, en dürüst insansın Ege. Ne kadar çok birbirimize benziyoruz. Melodi'nin organlarını bağışlaman, ondan yeni hayatların doğmasına izin vermen, iyileşmenin işareti bence. Ben seni hep böyle görmek istiyorum. Sen iyi olduğunda ben de iyi oluyorum. Kurabiyeler tamam herhalde. Hadi bakalım. Hadi. Taze sıkılmış portakal suyunuz efendim. Ne yapıyorsun sen? Derdin ne senin? İtina ediyorum sana, kızımız. Şişt, susar mısın ya? Duyulacak şimdi. Susarım. Yeter ki stres yapma. İkiniz için de iyi değil. Evet. Nasıl geçti günün? Ne demek bu? Baban yoktu. Gitti. Sadece ben vardım. Kocan yoktu. Annen yoktu. Sonradan çıkan kız kardeşin de yoktu. Sadece ben vardım. Ne demek yani? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki Melis, seni umursamayan bir adamın yanında bu çocuğu doğurman ne kadar doğru? Sen ne istiyorsun ya benden? Burada ben senin yanındayken, seni umursamayan, kıskanmayan Ege'ye bir çocuk vermen ne kadar doğru? Ne istiyorsun benden? Kızımı. Ne? Onu doğuracaksın. Bana vereceksin. Tatlıymış. Çok. Ama çok da yalnız bir çocuktu. Hep uzak durdu arkadaşlarından, yaşıtlarından. Sanki çocukken bile yetişkindi. Babasının ölümü büyüttü onu. Ya Naciye abla da kocası öldükten sonra yıllarca bir odaya kapandı. Ölü gibi yattı Sıla. Kuzey hep başında bekledi yıllarca. Hep üzünlüydü. Hep durgundu Kuzey. Biliyor musun? Ben Kuzey'in şöyle ağız dolusu güldüğünü ilk defa ne zaman gördüm? İşte burada, bu bahçede sizin yüzüklerinizi taktığımız o an işte. Senin yanında çocuk gibi oluyor Kuzey. Sıla, sen de mutsuz bir çocuktun değil mi? Sen de yarımsın. Aslında geçmişe dönmek mümkün biliyor musun? Hele sizin gibi birbirini çok seven bir çift. Böyle birbirine sarılarak o geçmişi unutabilir, onu onarabilir. Bunun farkındasın değil mi? Nasıl? Siz birbirinize sarıldıkça geçmişteki yaralarınız da sarılacak. İşte o küçücük çocuklar mutlu olacak Sıla. Küçük Sıla.
Zeynep ne olacak inan bana. Tekrar hoş geldin evimize. Hoş geldin kızım. Gelinimiz. Çok küçükmüş gerçekten. Evet ya. Bahar, gelsene. Kuzey, dün söylediklerimi ben sinirle söyledim aslında. Hem sonra o video... Bahar, otur. Otur, önce bir otur. Otur, bir konuşalım, kahve içelim. Biraz dertleşelim. İkimiz mi? İkimiz. Bir sakıncası mı var? Hayır, yok. Bir sakıncası yok. Lütfen gel. Her şey için teşekkürler. Ne demek? İstersen seni de eve bırakayım. Yok, ben ortalığı toplayıp öyle gelirim. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. Ya Zeynep. Söylediğin sözler için teşekkür ederim. Hangisi? Merhametimle, dürüstlüğümle ilgili olanlar. Ben olanı söyledim, zaten bildiğin şeyleri. Sana saçma bir soru soracağım. Sor. Eğer Melis'in çocuğu olmasaydı benimle birlikte olur muydun? Bizim seninle aşkımız Melis'le kardeşliğimizden önce başladı Ege. Yani olurdun. Bence soğutma. Peki. Zeynep. Zeynep. Zeynep, aç kapıyı. Zeynep, Zeynep, aç kapıyı. Zeynep! Zeynep! Zeynep, aç kapıyı! Sağ ol Yıldız. Afiyet olsun. Sağ ol. Kahve istemiş Kuzey. Ay, karşılıklı oturmuş, konuşuyorlar, içiyorlar kahvelerini, ne güzel. Dünür. Kız bak, eski Dünür olmadan kurtaracağız bu yuvayı ha. Vallahi bunca olandan sonra bu biraz zor Cavidan, zor. Ama neyse canım, boşanırlarsa da boşanırlar. Hem belki daha iyi olur ha. Sonra yeniden konuşmaya başlarlar, yeniden anlaşırlar, sevgili olurlar, sonra hop! Düğün. Allah aşkına bir dur Cavidan ya. Öyle deme kız. Bak Sıla gitti, kavga mavga, her şey bitti. Dur ben şunları biraz daha dinleyeyim.
Ay Allah aşkına daha neler hadi. Kız öyle deme. Bilmeyeyim ki. Hem belki bir yardımım dokunur. E vallahi kurtaracağız biz bu yuvayı. Ay Allah'ım. Sanki dünyada başka kız kalmadı ya. Sıla, Sıla olmazsa Bahar, Bahar olmazsa Sıla. Allah'ım sen beni ömür boyu bu aileye mi mahkum edeceksin? Yapma ne olur Allah'ım. Ay gene vallahi bana bir şeyler oluyor. Of. Bak Bahar, biz ikimiz de hatalar yaptık. Yani tabii senin haklı olduğun yerler var. Çok yıprandık. Yani böyle... Her şeye rağmen böyle düşmanca ayrılmak, yani biz ikimiz yeniden... Kuzey, yeniden olmaz. Hem senin de dediğin gibi biz çok yıprandık. Boşanalım biz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani kavgasız, gürültüsüz, güzelce ayrılalım. Hem belki sonra yine... Neyse. Tamam, tamam Kuzey. Yani sen ne diyorsan öyle olsun. Sen yarın evrakları gönder, ben hemen imzalayayım. Tamam. Tabii. Başka bir şey yoksa ben çıkayım. Başka bir şey yok. Ne oldu? Dediğini yaptım. Huyuna gittim. Anlatırım sonra, hadi. Sevgilim, Bahar boşanmayı kabul etti. Kavuşuyoruz artık.